Hayatım. Hı. Senin gelmene gerek yoktu. İşte ben giderdim ha. Olsun, ben kocamı uğurlamak istedim işine. Ne dedin sen? Kocamı işine uğurlamak istedim dedim. Kocanı mı uğurlayacaksın benim güzel karıcığım? Evet. Hı? Fatih, aklın sende çok kalıyor. Dikkat et, tamam mı? Tamam hayatım, merak etme. Mustafa alıyor, götürüyor. Sonra da getiriyor, bırakıyor. Vallahi Mustafa'ya da helal olsun Fatih. Çocuk seni bir an olsun yalnız bırakmadı. Boşuna dememişler Fatih'in fedaisi diye. Tamam hayatım, sen git, ben biniyorum. Yok, sen bin, ben öyle eve geçeyim. Sen git, işte ben bineceğim. Aşkım, sen bin arabaya. Git, ben arkandan duamı okuyayım, bir rahatlayayım, öyle gideyim eve. Ya olmaz öyle şey. Yani gece vakti sokağın ortasında karısını öyle bıraktı, gitti dedirtmem ben. Hadi git evine. Alın. Ayaksın Fatih, burası benim mahallem ya. Ben burada doğdum büyüdüm, şurası da evim. Hadi bin. Ben gidiyorum. Tamam aşkım, hadi kolay gelsin. İyi akşamlar Zeynep Hanım. İyi akşamlar Mustafa. Hoş geldiniz Fatih. Hadi yavaş lan. Heh, aynen. Haydar yapma. Neden? Oha yapma. Ha. Lan! Lan! Ha! Fatih. Allah! Ne oldu hayatım? İyi mi kabus gördün? Evet, evet. Pilin çakışı demek. Allah Allah. Haydar kim? Kim? Haydar. Kim? Haydar diyordun. Öyle mi diyordun? Ha, bir şeyler yapıyordu sana. O şey ya. Mustafa'nın şeyi. Neyi? Mustafa'nın aleti. Niye rüyamdaysa ya, Mustafa'nın alet kutusu varmış hayatım. Takside taşırken onun içinden beyzbol sopasının adını Haydar koymuş da ona gülmüştük biz. Bilincime yerleşmiş. Oh. Sen bunu yalan mı söylüyorsun? Hayır hayatım, yalan olamayacak kadar saçma bir hikaye. Ne, nasıl yalan söyleyeyim? Evet, yani çok saçma. Dudaklarım da büzüşmedi de. Hı. Sen böyle biraz Mustafa'dan uzak dur. Olur olmaz. Fatih'cim bak ne diyeceğim, bu gece müdürlüğü işi gerçekten seni son zamanlarda çok çökertti. Olmuyor böyle. Ya gece uyuduğun uyku uyku değil, gördüğün rüya rüya değil. Gecen gündüzün birbirine karıştı. Yok yok hayatım, merak etme, ben aslan gibiyim. Allah'ım, Haydar sen beni tanımayan olur. Ne? Yok bir şey yok, daha kendime gelemedim ya şey bu. Fatih bak ne diyeceğim. Hı? Sen artık bu gece müdürlüğünü bırak, tamam mı? Tekne yapılınca babamla balığa çıkarsın ha. Hem o senin yorulmana izin vermez, koruyup kollar. Ne dedin sen? Tekne yapılınca... Yok yok, sonunda ne dedin? Hem o seni koruyup kollar dedim. Reis babam. Hı? Benim babam. Evet. Reis babam. Ben sana bir kahve yapayım. Hı hı. Reis babam. Koruyup kollar. Fatih. Hı. Bu kadın nereden tanıyor seni? Ne oluyor? Daha tanışmadık bile. Nereden tanıyacaksın? Sen konuyu çevirme de niye sakladın bunu benden? Bunu mu? Evet. Ya onu saklamak demeyelim. Yani ince düşünmek diyelim. Ne incesi? Ya şimdi sen böyle iş güç falan koşturuyorsun ya. Ailenle de böyle tatsız şeyler yaşadın. O yüzden ben böyle ufacık minicik önemsiz bir şeyle senin kafanı karıştırmak istemedim. Ufacık minicik önemsiz. Ya gelmiyorsun be Fatih. Ya bir şey demedim hayatım ya. Niye anlatmadın ki öyle? Anlatabilirdin sonuçta. Tamam anlatıyorum. Heh. Ben böyle şeylere çok meraklıyım. Çocukluğumdan beri. Yani haritaydı, defineydi falan filan. Beni çok heyecanlandırıyor. Ben zaten küçükken de çok fazla Indiana Jones'luk oynuyordum. Ne yapıyordun? Al işte, sana söyleyen de kabahat yani. Ya tamam tamam, kıyamam ben sana. Benim atarlı Indiana Jones'um. Ne yapıyordun? Sonra ne oluyordu?
Ya işte sonra bunlar da bana bu haritayı gösterince ben de çok heyecanlandım, düştüm peşlerine. Gülme. Tamam tamam, gülmüyorum. Başınızı belaya sokmayın da ne yapıyorsanız yapın. Bela diyene bak. Bela para toneri. Sarı bezi versene. Sağ ol. Bu iki etti. Ve ben sinirlenmeye başlıyorum. Bu kadın kim ve senin bir bela paratoneri olduğunu nereden biliyor? Nereden mi biliyor? Hayatım şu surata bak. Şu tipe bak. Yani sen de görsen herkes anlar benim bir bela platoneri. Bela para... Paratoner. Bela paratoneri olduğumu. Evet. Bu kez bu meseleyi kimse çözemez. Fatih'ciğim. Ha canım. Daha iyi misin? İyiyim. Fatih, ben senin bu haline çok üzülüyorum ama. Ya öyle bir kırgın gibiyim ama yarın geçer, merak etme. Ya tamam, yarın geçer ama daha sonra yine hasta olursun. O kadar yoruluyorsun ki. Ya bir de dinlenemiyorsun da bu evde. Gürültü patırtı bitmiyor. Yo hayatım, işte gürültü patırtı yok. Gayet sakin şu an. Ha? Fatih. Hı. Ben bugün düşündüm. Ve bir karar verdim. Ne karar? Diyorum ki, biz ayrı bir eve çıkalım. Ben de çalışmaya başlayayım. Vallahi iyi diyorsun da hayatım, yani nasıl iş bulacaksın? O kadar kolay bulunmuyor yani, beni gördün. Fatih'ciğim, neyini gördüm? Üçüncü denemende müdür oldun. Oldum, oldum. Ama benim tabii deneyimlerle alakalı bir şey yani. Şimdi senin öyle o kadar kolay olmayacak. Aslında o kadar da zor değil. Ne demek? Annem iş... Hiç Zeynep bana bunlarla gelme. Kaç kere konuştuk? Ya Fatih. Yok, hayır. Ya Fatih. Yok, ben senin çalışmanı istemiyorum Zeynep. Ben paramızı kazanacağım, aileme de bakacağım, ev de alacağız. Ama çalışmayacaksın. Ama daha önce çalıştığımda bir şey dememiştin. Ne çalıştın? Az kalsın katil oluyordun. Tamam. Zeynep yok. Senin Laz damarın var. Sen çalışmak için üretilmemişsin. Meryem Hanım'mış. Fatih. Hı. Ben sadece seni dinlenmek için Elalim'in evine gitmeni istemiyorum. Sen, ben, Selim, böyle huzurlu bir yuva kuralım istiyorum, o kadar. Kuracağız hayatım. Yuvamızı kuracağız. Ama bir süre daha buradaki huzurlu ve büyük ailemizin içinde yer alalım, tamam mı? Hem baksana, ses gürültü patırtı hiçbir şey yok öyle dediğin gibi. Gayet sakin her yer. Evet, niye bu kadar sessiz şu anda bu ev? Her şey senin için. Bizim için. Ailem için. Günaydın. Sen ne zaman geldin, ben hiç duymadım. Gece geldim, sen uyuyordun. Niye uyandırmadın beni? Kıyamadım çünkü uyandırmaya. Öyle cennetten inmiş bir melek gibi uyuyordun. Benim güzel meleğim. Fatih'ciğim, ben bu duygusal anı hiç bozmak istemiyorum ama... senin bu gece müdürlüğü işine ne oldu? O iş olmadı. Yok, kovulmadım. Yani gündüz müdürüyüm artık. Gerçekten mi? Evet. Ya Fatih, çok sevindim. Aklım hep sende kalıyordu gece gittiğinde. Ben kovuldun sandım. Ya beni kim kovabilir Zeynep? Ha, kim kovabilir? Kimse kovulmaz seni sevgilim. Ay, çok sevindim Fatih. Ben çünkü böyle özledim seni biraz. Ya sen bensiz yatamıyor musun? Hayır, yatamadım.
Yalan söyleme, uyuyordun. Hayır, uyuyamadım. Alışmışım senin hayatıma ya. Böyle tek başıma yatağa girince garip geliyordu. Zeynep. Hı. Dün gece ne yaptın sen? Ben dün gece ne yaptım? Ay. Ne? Dün gece çok saçmaydı Fatih. Ne oldu? Cevatlara gittim. Ha, Cevatlardaydın. Evet. Bu salaklar haritayı okutmak için gazeteye ilan vermişler. Ne yapmışlar? Gazeteye ilan vermişler. Ama ben boşuna mı yemin ettim o kadar? İşte ne bileyim ama neyse gittim hallettim yani. Bir sıkıntı yok haritayla ilgili. Sonra çıktım. Nöbetçi eczane aradım. Elif su ateşlenmiş. Oo. Ay. Asıl ne oldu Fatih? Ne oldu? Ben galiba erdim. Ya da böyle düşünce gücümle bir şeyler yapabiliyorum galiba artık. Ne oldu Zeynep? Dün çıktım Cevatlardan nöbetçi eczane aramak için bir tane taksiye böyle el ettim. Taksi beni gördü ama sanki görmemiş gibi, benden saklanıyormuş gibi mal herif. Böyle yattı gibi oldu böyle taksinin içinde. Böyle önümden boş bir taksi geçer gibi oldu. Ben de içimden dedim ki Allah seni bildiği gibi yapsın dedim. Ay, iki saniye olmadan adam öndeki arabaya çarptı. Ya tabii üzüldüm hani bir şey olduysa falan diye ama neyse bir şey yok gibiydi yani herhalde. Ama ne yapayım, ahım değmiş olabilir. Mal. Malmış o. Mal. Aman neyse boşver canım şimdi adamı. Sen gündüz müdür oldun ya tekrar, ben çok sevindim Fatih, artık aklım sende kalmayacak. Zeynep. Hı. Kutlayalım mı? Fatih ya. Yine çok yakışıklı oldun. Ne yapacağız biz seninle böyle? Karizmam her geçen gün artıyor. Buna alışsan iyi edersin. O karizman başkalarına artsın, gör bak neler oluyor. Başın aşağıda işe gidiyorsun, başın aşağıda eve geliyorsun. Yoksa çok fena yaparım seni. Fenasın işte öyle sen, fena. Ne yapalım işte? Seven kıskanıyor. Yapacak bir şey yok. Hastayım lan sana. Akşam kaçta geleceksin? Ne pişireyim? Sen bekleme. Ben haber veririm canım. Ha? Fatih, müdür oldum ve kaçta geleceğini bilmiyor musun? Yani ne bileyim, toplantı çıkar bir şey olur falan. İyi o zaman, sen bana haber verirsin. Damat. Hayrola? Fatih tekrar gündüz müdür oldu baba. Ha, öyle mi? Öyle. Hayırlı olsun. Geç kalmayın. Kolay gelsin. Zeynep. Fatih. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Bu ne? Ne bu? Sen şimdi onu nereden buldun diye soracaksın. Evet Fatih, soracağım. Ama onun öncesinde bu hiç başlamadığın gece müdürlüğü işini de soracağım. Her şeyi baştan anlatacağım. Anlatacaksın tabii ki. Kaçtı Zeynep. Ben öldüm bittim ya. Kaçtı. Düş önüme. Kızı kaybedince de kapanışı yapmış oldum. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Fatih, bir şey soracağım. Sen evden çıkmadan duş alıyor musun? Kokuyor muyum? Hayır hayatım, kokmuyorsun da yani bu kadar bahtsız olmanın başka bir açıklaması olamaz. Ya niye ben bu kadar bahtsızım Zeynep? Kızmadın bana değil mi? Evi terk etmeyeceksin değil mi? Kızmadım tabii ki de. Nasıl kızayım ben sana şapşal? Kızmadın. Kızmadım. Sen bizim için kendini bu kadar tehlikeye attın. Nasıl kızarım sana Fatih? Attım. Bizim için, oğlumuz için. Ben hayatımda senin kadar fedakar, senin kadar yürekli bir adam tanıyordum seni. Sen onu bir de var ya, Haydar'a böyle kafa atarken görmeliydin. Hayatım, havada durdum. Yani böyle bir kafa atışı yok. Buram'la girdim uçarak ya. Daha önce kimse yapmadı bunu. Ama Fatih, ne diyeyim sana ya? Aa, arıyor. Kim? Darbeli. Aç. Aç, aç. Ne diyeyim? Haydar abi, nasılsın? Hiç iyi değilim Fatih. Türkan telefonlarıma cevap vermiyor. Terbiyesiz. Lan
Kızım hakkında doğru konuş. Ya yok, ben özür dilerim ben. Ya lafın gelişi öyle dedim. Bugün atıştığımız için küsmüş bana herhalde. Ama ben onu görmeden yapamam. Nerede şimdi? Bu ne biçim bir baba ya? Yani işte küstü ya size. Kendini alışverişe vurdu Haydar abi. Bu tipik kadın davranıştır. Düzelecek ama merak etme Haydar Bey abi. İyi, iyi. Ne istiyorsa alsın. Canı sıkılmasın da. Bana bak. Birazdan görüntülü arayacağım. Gizlice göster bana kızımı. Fark etmesin ha. Tribe giriyor sonra. Ha. Hı-hı. Zeynep ne yapacağız? Bir yolunu bulacağız. Ya ne yolunu bulacağız? Adam kızını görmek istiyor. Biz de ona kızını göstereceğiz. Ne? Çok güzel olmuş bacakları. Ya konuya odaklan Fatih, teşekkür ederim. Nasıl, benzemiş miyim? Çok değil. Saçı falan nasıldı bu kızın? Yani saçı rengi tutuyor gibi biraz ama şekli böyle değil. Daha açık düz gibiydi onun. Allah'ım ya, ne yapacağız biz? Adam arayacak şimdi. Bir dakika ya. Buldum. Ne buldun? Buldum Fatih, biz AVM'deyiz. Ne? Koş AVM'deyiz. Ya nereye koşacağız? Pardon. Pardon. Kusura bakmayın. Pardon. Hayat zorat meselesi. Pardon. Kusura bakmayın. Daha beni arayacak. Burası. Kuaförde. Gir. Merhaba. İyi günler. Kolay gelsin. Benim... Buyurun. Benim acilen fön çektirmem gerekiyor. Şu an maalesef her yerde olur. Bakın benim bu fönü acilen çektirmem gerekiyor. Bu bir ölüm kalım meselesi. Anlıyorum ama gördüğünüz gibi yerim yok ki şu anda. Ya ben bu fönü çektirmezsem bu yaşta dul kalacağım. Vallahi mi? Dul mu? Evet. Buyur canım, buyur. Burada çektirebilirsin. Ay ablacığım, Allah razı olsun. Zeynep çabuk. Fatih düz mü, dalgalı mı? Dalgalı düz mü? Nasıl? Böyle düz gibi gelirken bir anda dalgalanıyor ama çok değil. Hafif arası var. Tamam. Tamam. Zeynep darbeli arıyor, ne yapacağız? Kim? Ne? Arıyor. Tamam. Çık dışarıda konuş. Meri, tamam sen tamam. Şey yapma. Tamam. Göster tamam, mi yüzünü sen? Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Haydar Bey. Merhaba. Türkan nerede? Ha şimdi kuaförde, ben kapının önünde bekliyorum zaten. Gözetim altında, merak etmeyin. Kızımı göster bana. Kamerayı alalım. Alıyorum. Allah. Gördünüz mü? Lan! Düzgün tut şu telefonu. Ha işte orada, kadınların arasında. Durun. Akşam vakitlice gelin eve. Geç kalmayın. Tekrar arayacağım. Emredersiniz. Ay, yetiştiremedin efendim. Ne oldu, yedi mi? Yedi. Şimdilik yedi ama sonra bir daha arayacağını söyledi. Zeynep, biz bu kızı acilen bulmamız gerekiyor. Allah'ım. Tamam dur, ben şu fönümü bitireyim geliyorum. He? Sen ne yaptın Fatih? 35 lira. Bozuk var mı? Bende de yok valla. Selahattin abiyi tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. İyi, üstü kalsın olsun. Ya ne demek üstü kalsın Fatih? Şurada bir yerde bozduruz. Ver abicim sen. Zeynep. Ha. Bunlar değil mi? Evet onlar. Vallahi onlar. İn. Lan Kezban! Lan Fatih! Koş Türkan, koş! Ha durun, kaçmayın! Koş Fatih, koş! Ya kaçmayın bir Allah! Durun!
Kaçacağım size de aşkınıza da. Nereye kaçıyorsunuz? Ya öf ya. Ne takip ediyorsunuz bizi? Bıraksana peşime. Kezban! Ne demek? Ne demek diye kovalıyorsunuz? Bizim... Ah ciğerim çıktı. Bizim çocuğumuz var ya. Bizim çocuğumuz sizin aşkınız yüzünden anasız babasız mı büyüsün? Ah işte şimdi bittiğimiz dediğim an bu an. Benden kaçabileceğinizi mi sandınız Fatih Şekercizade? Efendim yok yani biz kaçmıyorduk. Onlar kaçıyordu, kaçmasınlar diye biz kovalıyorduk. Ay Fatih çok özür dilerim, hepsi benim hatam. Abla abla dedik sana, sattın demek ha? Lan! Yapacak başka bir şeyim yoktu. Mecbur kaldım. Ayrıca sevenleri ayırmak mizacıma ters. Bu ikisini alın. Bu ikisini de yatırın. İşte demiştim ya sana, düzleyecek bizi. Zeynep kaçalım, kaçalım. Lan! Lan! Eşkıya mısın lan sen? Zeynep ne? Ha? Zeynep ne yapıyorsun? Bir dakika Fatih. Bak, bu günlerdir hayatını zindan ettiğin adam var ya, benim kocam Fatih Şekercizade. Ailesi Karun kadar zengin. Ama o sırf bana olan aşkından dolayı ailesi tarafından, mirasından da, soyadından da, her şeyinden de men edildi. Sırf bana olan sevgisinden dolayı, ha, yanlış anlama. Bak, ben de şimdi buradayım, onun yanındayım. İstiyorsan bizi böyle düz yatır, ne yapıyorsan yap. İstiyorsan bizi parça parça et, kedine köpeğine yem et. Ya da beynimizi matkapla der, ne bileyim, orası senin hayal gücüne kalmış. Zeynep ne yapıyorsun? Bir dakika Fatih. Tamam konuş da fikir. Bir dakika. Fikir verme ya. Ben Derin Şevket'in kızıyım, tamam mı? Ben sevdiğim adam için defalarca ölüme meydan okudum. O da aynısını yaptı. Yine olsun, yine yaparız. Senden mi korkacağız lan? Bak şimdi kızına, onlar da aynı şeyi yapıyor. Kızımla beraber o çocuk, sırf aşklarına inandıkları için sana meydan okuyorlar. Ya sen kimsin, kimi seveceğine karışıyorsun? Kimsin sen? Sevgiye hiç saygın yok mu senin? Aşka saygın yok mu? Seni hiç kimse sevmedi mi bu hayatta? Sen hiç kimseyi sevmedin mi ya hayatın boyunca? Sevgisiz. Belki şimdi bu çocuğu dövdürteceksin. Belki daha kötüsünü yapacaksın. Bilmiyorum, o da hayal gücün. Belki gideceksin kızını eve kapatacaksın. Ama ne olacak biliyor musun? Kızını eve kapattığın zaman hayatı boyunca senden nefret edecek. Sen aynı evin içinde evlat hasretiyle yanıp tutuşarak tek başına yapayalnız öleceksin. Ölüm döşeğinde tek bir kişi senin elini bile tutmayacak. Oh, üstüne titrediğin kızın var ya. O kızın ağzından tek bir sevgi dolu baba kelimesini duyamadan toprak olup gideceksin. Çünkü hayat böyle Haydar Bey. Bir gün varız, bir gün yokuz, tamam mı? Değmez hiçbir şeye. Ama değiyor diyorsan öldür. Şu an burada hepimizi öldür de kurtulalım ya. Yeter be. Korkmuyoruz lan senden. Sakın karıma dokunayım deme. Yoksa biliyorsun. Lan siz ikiniz de karı koca iyice manyak çıktınız ha. Ama Derin Şevket'e de böylesi yakışırdı zaten. Helal olsun size. Bir dakika, bir dakika. Babamı tanıyor musunuz siz? Aynı limanın çocukları bunlar. Bırakın çocukları. Ha. Bu arada bu aşk meşk mevzularını da bilahare konuşalım. Akşam geç kalma. Ne
oluyor ya? Ne aşk meşk, ne gülüyorsun? Ne ima ediyor bu? Sana mı yazıyor? Lan Haydar Bey, bakar mısın sen? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.